1920 yılında 28 Haziran'da Yunanların işgaliyle burada Türk halkı çok zulüm görüyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı'nın son dönemlerinde gidişatın iyi olmadığını gören bazı subaylar kendi aralarında fedakar zabıtlar anlamına gelen bir grup kuruyorlar. Bunlar Trablusgarp'ta dahil olmak üzere dolaşıyorlar. Mustafa Kemal de bunların içerisinde. Suriye cephesinde Mustafa Kemal durumun bozulduğunu görünce, ordunun geriye çekileceğini hissedince elindeki silahlarından da buraya Kuşçubaşı, Doğancıbaşı çiftliğine bu silahları gönderiyor. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta bandırma gemisiyle Samsun'a hareket ettiğinde bir kişi de gerçek bandırmaya, Rauf Orbay bandırmaya geçiyor. Burada Çerkez Ethem'le görüşüyor. Kendisine Salihli'ye gitmesini, Kuşçubaşı çiftliğinde silah, mühimmat ve paranın olduğundan bahsediyor. Oraya gidip Kuvayi Milliye'yi teşkilatlandırmasını temin ediyor ve Kurtuluş Savaşı başlangıcında Çerkez Ethem bandırmadan yola çıkarak Akhisar'a kadar geliyor. Akhisar'da Manisa'nın işgal edildiğini duyunca bu defa atlara binerek Salihli'ye geliyor. Kuşçubaşı çiftliğine yerleşiyor ve burada zaman içerisinde Kuvayi Seyyare'ye dönüşecek olan Kuvayi Milliye gruplarından bir tanesini kuruyor. Kuvayi Seyyare'nin isyanları, iç isyanları bastırmak üzere Anadolu'nun içlerine gitmesinden istifade eden Yunanlar şehri işgal ediyorlar. Yaklaşık 3 yıl Yunan işgali altında kalan kasabamız büyük sıkıntılar atlatıyorlar ve 5 Eylül 1922 günü akşam saatlerinde Salihli'miz Yunan işgalinden kurtuluyor. Bundan sonra büyük yıkıma uğramış, şehrin 2/3 yanmış, yıkılmış, harap bir şekilde onarım yapılıyor. 1924'ten itibaren gelişmeler çok hızlıca oluyor. Salihli küllerinden tekrar doğmaya başlıyor. Aslında 1876 yılında Çerkeslerin ve Tatarların Rus zulmünden kurtulmak üzere Anadolu'ya sığınmasıyla padişahımız tarafından bir miktarları buraya gönderiliyor ve Salihli'de Çerkes köyleri ve Tatar köyleri oluşuyor. Şehir merkezinde de aynı şekilde ve göç almaya başlıyor Salihli. Zaten ticari amaçla kalabalıklaşmaya başlamıştır. 1876'da ilk göç grubu geliyor. Sonra bunu zaman içerisinde diğer göçler de takip ediyor. Ama bu göç günümüzde artık biraz duraksadı. Sebebi de şu, beyin göçü diyebileceğimiz gençlerimiz okumak üzere Salihli'den çıkıp gidiyorlar. Ama bir daha geriye dönmüyorlar. Dolayısıyla da Salihli bugün 162 bin toplam nüfusa sahip güzel ilçelerimizden bir tanesi olarak yaşantısını sürdürmeye devam ediyor. Buraya kadar şöyle bir geniş özet verdim sizlere. Bunları bölüm bölüm açarak hepsini ayrı ayrı anlatmaya çalışacağım.